Evet, Bir Gün TV'den herkese merhabalar. 28 Mayıs'ta ikinci tura gittik Cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Bir önceki kuşakta Bir Gün yayın koordinatörü Yaşar Aydın'la beraber hem sonuçları takip edip size aktarmaya çalıştık hem de değerlendirmelerde bulunduk. Bu kuşakta ise Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Göktemir ve Bir Gün web koordinatörü ve aynı zamanda Bir Gün yazarı Berkant Gültekin ile sonuçları değerlendireceğiz. Hemen hemen tablo netleşti. Ben Ankara'daki son verileri paylaşayım sizinle. Açılan sandık oranı %93.91, Erdoğan %51.39, Kılıçdaroğlu %48.61. Belli ki 52-48 bandında bu seçimi tamamlayacağız. Nurcan Hanım'a dönmek istiyorum öncelikle. Sayın Göktemir, nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçimi? Aslında başa baş, kafa kafaya giden bir süreç oldu Ankara'ya göre ama son düzlükte Erdoğan oy farkını arttırdı ve belli ki bu seçimin de kazananı Erdoğan oldu. Evet, şu anki tablo öyle görünüyor. Bu aslında çok sürpriz bir sonuç olmadı ama sandıklarla ilgili ilk veriler Ankara'dan gelmeye başladığında farklı bir umut doğdu gerçekten de. Ama sonra aradaki fark hızla kapandı. Zaten Ankara'da %62 ile başlamıştı. Hızla düştü bu fark ve gerçekten nefes nefese geçen bir yarıştı bu. Şu an görünen neredeyse sandıkların tamamına yakını açılmış durumda ve Recep Tayyip Erdoğan bir önceki seçimde seçmen sayısının artmasına rağmen, ama bunu belirtmek istiyorum, bir önceki seçimdekine benzer bir oranla ipi göstermiş görünüyor. Şu anki tablo böyle. Evet, şimdi büyük şehirleri sormak istiyorum size. İstanbul'da mesela muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu görüyoruz. Hakeza Ankara'da öyle. Hatay'da ilk turdaki gibi bir tabloya Kılıçdaroğlu önde görünüyor az bir farkla. Tabii yine o sarı olarak hani bildiğimiz İç Anadolu vesaire Karadeniz bölgelerinde Erdoğan yine önde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin geleceği açısından nasıl bir sonuç doğurur bu seçim? Şimdi bu seçim ikinci tura katılımın düşmesi bekleniyordu. Henüz çok kesinleşmemekle birlikte rakamlar bir ölçüde katılım düşmüş gibi görünüyor. Ama büyük şehirlerde katılımın düşmesi Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir görüntü veriyor şimdilik. Rakamlar kesin değil ve çok değişken. Çok sağlıklı veri de hala alınamıyor biliyorsunuz. Büyük şehirlerde AKP'ye giden oylarda katılım açısından bir gerileme görülüyor gibi. Sandık başına gidenler yine muhalefetin adayı, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek üzere oy kullandılar. Böyle bir değişik tablo çıktı. Hatay içinde dediğiniz gibi aynı şeyi gözlüyoruz. Bunun birçok yerde böyle sonuçlanacağını tahmin ediyoruz rakamlar kesinleştikçe. Gelecek için hangi anlamda ne olur diye sorduğunuzu çok iyi anlayamadım doğrusunu isterseniz. Ama yoksul kesimlerin iktidardan desteğini çektiğini zaten ilk tur seçimlerde de söylemiştik. Bu tercihini %7'lik bir oy kaybıyla ortaya koymuştu. Bence iktidarın uygulamalarından zaten halkın umudu azalmış durumdaydı. Bu manzara yoksulluğun daha acı bir şekilde hissedildiği geniş toplum kesimlerinin iktidardan ve Erdoğan'dan desteğini bir ölçüde geri çekmeye başladığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Evet, YSK Başkanı Ahmet Yener'in son olarak bir açıklaması var, onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Oyların %54.60'ının sayıldığını açıkladı Sayın Yener ve Erdoğan'ın %54.47, Kılıçdaroğlu'nun %45.53 seviyelerinde olduğunu söyledi. Tabii Anadolu Ajansı'nda ve Ankara'da aslında sandıkların hemen hemen neredeyse tamamı sayıldı. Son olarak Ankara'da %94.28 açılan sandık oranı ve Erdoğan 51.42, Kılıçdaroğlu 48.58. AKP'de nasıl bir konuşma vesaire sonuçla ilgili bir değerlendirme olacak? Ve gelen bilgiler nedir? Sarayda bir toplantı tertip edileceği, bir etkinlik düzenleneceği, evet. Net polis bilgileri vardı. Evet, Recep Tayyip Erdoğan... Sonuçlar böyle giderse, böyle sonuçlanırsa ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse bu sefer farklı bir hazırlık içindeler.
O meşhur AKP'nin balkon, AKP'den, AKP genel merkezinden yapılan balkon konuşması yapılmayacak. Bu sefer onların külliye dediği, bizim kaçak saray dediğimiz Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda halka hitap edecek. Parti örgütlerini de oraya davet ettiler zaten. Bununla Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı seçildiğini dünya aleme ilan etmesi, hem de bir taraftan bu seçim sonuçlarını bana göre rasyonel değerlendirerek ben halkın cumhurbaşkanıyım mesajı vermesini, tarafsızlık vurgusu yapmasına, ki her seçimde yaptı ama uygulamanın tam aksi olduğunu her seferinde gördük. Bunu simgesel olarak konuşmayı külliyeden yapmayı planladığını söyleyebiliriz. Peki şimdi ilk turda Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı 24.595. Evet. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun yine aslında aynı oy seviyesinde olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın aldığı oy oranı da, oy sayısı pardon, 27 milyondu. Onun da 25 milyon 800 civarında, yani 26 milyon olduğunu görüyoruz. Katılımın düşmesiyle beraber açıklanabilecek bir şey mi? Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Az önceki sorunuza verdiğim yanıtta da bunu belirtmeye çalışmıştım aslında. Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur kampanyasının başından beri en büyük rakibimiz rehavet dediğini biliyoruz. AKP'li seçmenin sandık başına gitmediği söylenebilir. Tabii çok erken bu değerlendirmeleri yapmak için, ama bu genel destek azalmasıyla açıklanabilecek bir şey. AKP'li ya da artık kazandık deyip gerçekten Erdoğan'ın ifadesiyle rehavetin bir yansıması olabilir. Ama ben genel isteksizlik, genel destek azalmasıyla bunu açıklamayı tercih ediyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ki mutlaka rehavetin de etkisi vardır ama iki tur arasında yaşananlar da aslında birçok seçmen açısından AKP'ye olan desteğini gözden geçirmesine neden oldu diye düşünüyorum. Evet, şimdi siz çok deneyimli bir Ankara gazetecisisiniz. Şunu sormak istiyorum. Tabii çok konuşacağız önümüzdeki günlerde bu seçim sonuçları ile ilgili ama Kılıçdaroğlu özelinde ve Cumhuriyet Halk Partisi özelinde hangi gelişmelere gebe bu gece yaşanan süreç? Yani siyaset aslında çok iyi anlamamakla birlikte futbol maçı gibi gidiyor. Gol attığınızda kral oluyorsunuz. O golü atamadığınızda da bütün şimşekler üzerinize yöneliyor. Elbette Kılıçdaroğlu için zor bir süreç başlayacak. Çünkü zaten adaylık süreciyle ilgili önce ittifak içinde de sıkıntı başlayacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimal İyi Parti bu faturanın üzerine kesilmesini engellemek için biz aday olmasını istememiştik diyecektir. Bunu çok açıktan olmasa da bu şekilde bir savunu geliştireceğini düşünüyorum. Parti içi mücadele hiç sürpriz olmaz. Yeni genel başkan adayları konuşuluyor idi zaten. Böyle bir sürece de girilebilir. Şayet Kemal Kılıçdaroğlu kazansa idi, yaptığı birçok hata olarak değerlendirilecek şey görülmeyecekti. Ama şimdi bazıları görmezden gelinebilecek konular bile hepsi masaya yatırılacaktır ve bu bir parti içi mücadeleye gerekçe olacaktır diye düşünüyorum. Adaylık süreci, bir önceki seçimde Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi, ondan önceki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi, partiyi sağa çeken söylemler, milletvekili aday listelerinin hazırlanma şekli, bu ve bunun benzeri birçok konu var biliyorsunuz. Bu seçim döneminde gündeme getirilmeyen partideki rahatsız kesimlerin susmayı tercih ettiği bir süreç geçirdik. Bütün bunlar konuşulacak ve Kemal Kılıçdaroğlu penaltıyı kaçıran futbolcu gibi değerlendirilecektir diye düşünüyorum. CHP'yi sıkıntılı bir süreç bekleyebilir. Dediğim gibi Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığından başlayarak birçok konu tartışma konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum size. Çok özür diliyorum. Bir şey daha belirterek, partide delege listeleri CHP'nin geleneğine uygun olmayan bir şekilde aslında
büyük ölçüde genel merkezin isteği doğrultusunda şekillenmiş durumda son birkaç dönemdir. Eskisi kadar sert bir mücadeleye tanıklık edebilir mi parti bilmiyorum ama bir parti içi mücadele en azından hesaplaşma süreci gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biz ilk turda Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın kamuoyunun önüne çıkıp verilerle ilgili açıklama yaptığına tanık olduk. Bu gece ise sadece Faik Öztürk bir açıklama yaptı. Tabii bu verilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelişiyle ilgili de tartışmalı bir konu yürüyordu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani bu ilk turdan ders çıkartıldı şeklinde düşünüyorum. Biliyorsunuz yanlış enformasyonla 2G belediye başkanı kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. Bu sefer parti sözcüsü özelinde gidiyor. Zafer açıklamasını yapmak kolaydır ama bugün daha temkinli. Yenilgiyi hissettiğini biliyoruz CHP Genel Merkezi'nin. Arkadaşlarımız da aktarıyorlar. Müthiş bir suskunluk söz konusu partide. Burada belediye başkanları yerine bu ağır görev sanıyorum Faik Öztürk'e bırakıyor. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Gökdemir.